Gün sabahlar kıymetli izleyicilerimiz gününüz aydın ve bereketli olsun inşallah Diyanet TV'den Günün Bereketi programından hepinize selamlar sevgiler efendim yeni bir sabahta yeniden buluştuk ne mutlu ki buluştuk bizim için öyle ümit ediyoruz ki sizler için de öyledir bugün güzel bir yayın içeriğiyle yayın içerikleriyle karşınızdayız inşallah öncelikli olarak hiç vakit kaybetmeden ilk konumuzdan bahsetmek istiyorum psikolojiyle alakalı biraz da aslında böyle hüzünlü ya da yüzleri böyle birazcık düşürecek bir konu ama önemli de bir konu Öncelikli olarak bugün yayınımızda anne baba ayrılığını konuşacağız. Çocuklar arasından bu durum nasıl oluyor, nasıl gelişiyor, nasıl sonuçlanıyor? Bu süreçte çocukların üzerine nasıl eğilmek gerekiyor? Eşler nelere dikkat etmeli? Hepsini detaylandıracağız yayınımız boyunca. Konuğumuz psikolog Hilal Uzunkaya seçen hanımefendi bizimle birlikte olacaklar efendim. Ardından yayınımız ikinci bölümüyle, ikinci konusuyla devam edecek. Kimlik bilincini konuşacağız. Yani uzmanı Doktor Elif Erdem bizimle olacaklar yayınımızın ilerleyen de dakikalarında Bizler hazırız efendim. Siz de hazırsanız günün bereketi başlıyor. Müzik Yeniden merhabalar efendim. Sohbet köşemizdeyiz. Hazırız biz günün yayınını yapmaya. Biraz önce de zikrettiğim öncelikli olarak ilk konumuz psikoloji alanında bir konu olacak. Aslında sadece psikoloji değil belki de sosyoloji de ilgilendiriyor, toplumu ilgilendiriyor. Çünkü toplumun e, çok böyle yapı taşı dediğimiz çok merkezinde duran aileyi ilgilendiren bir konu. Anne hani baba ayrılığı. İşte bugün yayınımızın ilk konusu bu olacak efendim. Konumuzla birlikte detaylandıracağız. İnşallah kendisi bizimle buradalar. Hilal'in hoş geldiniz geldiniz. Hoş bulduk İknur Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz, sağ olun. Her gün burada böyle farklı yayın içeriklerini yapıyoruz. Bizim de zihnimiz açılıyor. Ümit ediyoruz ki izleyicilerimiz için de iyi oluyordur. Sizleri ağırlamakta, uzman ağırlamakta tabii ki bize için çokça faydalı oluyor. Bilmikabeli. <laughs> Bugün önemli bir konu başlığımız var. Hmm. Aslında açılışta da söyledim biraz böyle hüzünlendirici bir konu evet. gibi hani hiç kimsenin olmasını arzu etmeyeceği bir hmm. konu aslında ama hayatın gerçeklerinden de biri. An geliyor, hakikaten e, ayrılıklar yaşanabiliyor bir evliliğin artık e, sonunun geldiğine ikna olabiliyor iki tarafta. Hı hı. E, bu ayrılığın sanıyorum hani hep konuşulur, en çok yara alanı ya da en zorlananlarından biri e, evlatlar, çocuklar diye. Şimdi burayı konuşacağız ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Hani aileler açısından biz biliyoruz ki hani çocuklar en kıymetliler belki de. Ee, belki bir çocuğu olduğunda insan bunu çok daha net anlayabiliyor. Ee, hayatın merkezine geliyor. Bir anda bütün hayatınızı değiştirebiliyor. Her şey onun etrafında dönüyor. Peki çocuk açısından anne babayı konuşsak çünkü önce burayı bir konuşalım. Akabinde ayrılık neler yapabilir sanki daha iyi anlayabiliriz. Kesinlikle eee dediğiniz gibi evlatlar anne ve baba olduktan sonra ebeveynler için artık hayatın merkezinde oluyor. E, ve bütün planlar, programlar, işte hayatın düzeni, akışı onlara göre seyretmeye başlıyor artık. Hı hı. Çocuk için anne ve babanın konumunu, anlamını aktardığımız e, zaman şunu görüyoruz. Ee, anne, hepimizin de bildiği gibi sevgi ve şefkat objesi aslında çocuk için. Yani <laughs> sevgiyi, şefkati, güveni aldığı, beslendiği bir kaynak, ee, koşulsuz yanında güvende ve sevildiğini hissettiği kaynak. Baba ise her zaman takdir ve onaylanma ihtiyacını gördüğü, bir şey yaptığında göz teması kurup e, babasıyla e, doğru yapıyor muyum etkileşimini yaşamak istediği kaynak. Tabii bunları çocuğun sağlıklı alabiliyor olması ebeveyninden çok önemli. Her çocuk e, babası kanalından e, takdir e, ve kesinlikle bir onaylanma ihtiyacı e, görmek istiyor. E, ve aynı zamanda baba çocuğun oyun döneminde özellikle oyun arkadaşı. Ee, yani anne temel ihtiyaçları karşılayan, e, birincili ihtiyaçları gideren, genellikle ona bakım veren konumundayken, e, babayla oyun oynayan çocukların e, araştırmalarda gösteriyor ki beyin gelişimi e, ve bedensel gelişimi daha sağlıklı etkileniyor. Ee, bu yüzden e, diyebiliriz ki e, sevgi ve şefkat objesi olan anneler hı hı. E, evlilikte varlığını çocuğa bu şekilde akıtırken babalar da daha çok onun hayatında oyun arkadaşı, sağlıklı gelişimi için etki eden hı hı. E, hangi yaşta olursanız olun. Mesela ben her program sonrası e, babamdan e, takdir telefonu alıyorum. Hı hı. Bu çok güzel bir şey defalarca ...verdiğim seminerlerde en önden izleyen oldu her zaman. E, 34 yaşındayım ama bu benim ruhuma dokunuyor. Aynen. Ve biliyorum ki her Aynen. program sonrası beni arayıp onore ediyor, takdir ediyor. Hı hı. E, benimle alakalı güzel izlenimlerini, teveccühlerini iletiyor. Bu ruha dokunuyor. Bu sizin her dönemde, her yaş döneminde ruh sağlığınıza, beden sağlığınıza... ...olumlu sirayet ediyor. Bu yüzden babaların daha çok küçük bir şeyi de başarmış olsa çocuk ya da yetişkin her yaş döneminde aile için çünkü çocuk çocuk dolayısıyla o takdiri vermesi. Hı hı. O iki güzel onaylayıcı kelimeyi söylemesi, annenin de şefkati esirgememesi, merhameti, sevgiyi esirgememesi, şımarır, şımartırım düşüncesiyle kendini geri çekmemesi çok önemli. Bu noktada hı hı. çocuk anneyi ve babayı aslında bu şekilde gözlemliyor ve algılıyor. Hı hı. Peki Hilal Hanım, ee, devam edecek olsak şimdi benim anladığım evet anne babalar için çocuk çok özel ama bu cevaptan anladım çocuğun dünyasında belki neredeyse olmazsa olmaz anne baba. Hatta anne baba ayrılığını konuşacağız birazdan ayrılabiliyorlar ama çocuk için yine ikisi de olmazsa olmaz değil mi? Herkesinden de aynı şekilde hı hı. E, o alma ihtiyacı olan şeyleri almaya devam etmeli. E, peki şimdi yine dediğim gibi hiç olmasını istiyoruz ama bir evliliği hakikaten hem çiftler açısından, eşler açısından hem de çocuk çocuklar açısından artık e, evet bitmeli ya da bitmeye yakın bir noktaya. Bu belki hani kişilerin daha özelde karar verebilecekleri bir şey mutlaka ama siz uzmanlar olarak hani artık hani özellikle çocuğun da zarar gördüğünü düşündüğünüz, hani iki tarafında artık zor bir noktaya geldiğini düşündüğünüz vakalar ya da durumlar daha çok neler oluyor? Yani şöyle evlilikle alakalı çocuk üzerine gelmeden önce evlilikle alakalı e, açıklayacak olursak e, bizim evlilikte e, evlenirken de çoğu e, işte e, nikah memurunun da belirttiği gibi. 5S kuralı vardır. <laughs> 5S'i temsil eden şey nedir? Sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır dediğimiz 5S kuralı. Evlilikte hep bu tavsiye edilir. Saygı değer Nevzat Tarhan Hoca buna bir de maneviyat, 5S 1 M kuralı olarak maneviyatı eklemiş. Evet, evlilikte maneviyat da çok önemli. Eşlerin ruhsal uyumu, o evde manevi atmosferin ruhsal beslenmenin gerçekleşiyor olması da çok önemli. Çiftlerin ilişkisini sağlıklı yürütebilmesi ve çocuğa sağlıklı bir ebeveyn rolüne girebilmesi için. Hı. Aslında baktığımızda bize boşanma gerekçesiyle gelen kişilerde biz bu dinamiklerin ne kadar zarar gördüğünü anlamaya çalışıyoruz. Yani sevgi ve sadakat, samimiyette, sabırda bunlarda çözülmeler varsa Hı. çok ciddi anlamda birbirine ...zarar verecek yıkıcı davranışlar, e, tepkiler, geri bildirimler varsa... E, ...filler tepiştiğinde altta ezilen çimenler oluyor. Çocuklar bunlara maruz kaldığında evet en çok etkilenen onlar oluyor ruh sağlığı olarak. Hmm. Ve genellikle de çocuk özellikle yaş olarak ben merkezci dönemde ise... ...hep bu tür yıkımları, kavgaları, ayrılışları, kopuşları kendisinden kaynaklı hmm. e, olarak düşünür... Ee, ve birazcık daha bu noktada ben merkezci davranarak durumu kişiselleştirir. Benim yüzümden mi tartışıyorlar? Ben bir şey yaptığım için mi böyle oldu? Hangi yaş aralığı tam bu? Genellikle bir üç yaş aralığında çocuk Hı -hı. oyun çağı çocuğudur. Hı -hı. Bunlardan zaten bahsedeceğiz. Yani bir kopuşun, işte bir kavga ortamının kaosun farkındadır ama tam olarak anlamlandıramaz. Hı -hı. Ama işte o bir üç yaşta aslında çok ben merkezci olduğu dönemde olduğu için çocuk. Ee, bu dönemde ve 3-6 yaş arasında genellikle o kişisel gösterilmeleri girebiliyor hmm. benden kaynaklı mı kaygısına düşebiliyor e, bu da maalesef uzun vadede çocukların ayrılış süreçlerini anlamlandırmada çok zorlandığını ve zorlanma tepkileri verdiğini gözlemlememize sebep oluyor hmm. yani burada evliliğin dinamiklerinde e, gerçekten ciddi çözülmeler var mı e, bu dinamikler e, yeniden yerine sağlamlaştırılarak konulamaz mı bunu ele almak lazım. Çiftlerin bunu görmesi lazım. Ben artık eşimi seviyor muyum? Gerçekten ona sabrım kalmadı mı? Bizim evliliğimizde maneviyat yok mu? Yani işte evde bir maneviyatınızla alakalı inancınız gereği yaptığınız bir ritüel yerine getirilmiyorsa. İşte o evde bir kuran açılıp e, dinlenilmiyorsa, hı hı. E, oturduğunuzda güzel e, manevi sohbetler yapılmıyor ve sürekli bir kaos varsa e, muhtemelen o dinamiklerde çözülmeler başlamıştır diyebiliriz. Burada buna karar vermek gerçekten e, biz bunları iyileştirebilir miyiz? Bunlar yeniden yerine konulabilir mi? Evet. Ama kırılan şeyler de eskisi gibi tamir olabiliyor mu? Evet. Hiç kırılmadığı zamanki gibi olmuyor elbette. Peki bir de Hilal Hanım hani hep duyarız biz böyle toplumumuzda çakça söylenen şeylerden biridir. Örneğin bir evlilik kötü gidiyorsa hani bak çocuk yap belki biraz daha şey olur. Ya da kötü giden bir evlilikte çocuk varsa ama çocuğunuz var cümlesi. Hani çocuk için sabredin, çocuk için devam edin. Bunlar ne kadar doğru? Ya da hani hangi oranda olmalı? Şimdi çocuk yap iyileşir söylemi kesinlikle yanlış. Çünkü kötü giden bir evliliğe çocuk ekstra sorumluluklar getirdiği için çiftlerin rollerini artırdığı için yani sadece karı kocayken artık onlar anne ve baba olmaya evrilmek durumunda kaldıkları için zorlanmalar ve kaos ortamı daha çok oluşur. Bir kere e, tutarlı söylemleri olmayacak. Çocuk yetiştirmede sürekli birbirleriyle geçmişte yaşadıkları problemleri ebeveyn rollerine de taşıyacaklar. Bu yüzden kötü giden bir evlilikte çocuk yap daha çok bağlanır. E, aranızda bir bağ oluşmuş olur. Ortak bir cana sahip olursunuz ve bağlarınız kuvvetlenir. Algısı çok yanlış. E, kötü giden bir evlilikte de çocuk var olduğu için e, evliliği sürdürmek duruma göre ele alınması gereken bir durum. Yani işte o az önce bahsettiğimiz dinamiklerden hangileri ne kadar var? Bunlara dair bir kırıntı var ve iyileştirilebilecekse evet, e, çiftlere şunu söylemek lazım. Ben de danışmanlık yaptığım çiftlerle çalışırken bunu söylüyorum. Ee, şu anda bilinen bir zorluğun içindesiniz. Ama boşandıktan sonra bilinmeyen bir zorluğu satın almaya gönüllüsünüz. Hı. Nasıl bir kaosun sizi beklediğini bilmiyorsunuz. Ama elinizdekini biliyorsunuz, sorunları biliyorsunuz, gündeminizi biliyorsunuz. Hı hı. Var olan sorunları ortamın içinde çözmek, uzakta çözmekten her zaman daha evladır. Ee, çünkü ortada bir can var ve siz ömür boyu muhatapsınız. Hı hı. Ve e, çiftler gençse... ...bir yerden sonra hayatlarını birilerine alacaklar, ee, yalnız kalmayı istemeyecekler... ...ve ortada bir can olduğunda, hayatlarına yeni insanları aldıklarında... Durum daha çetrefilli bir hal alıyor. Hı. Ve evliliğin içerisinde yaşanılan o iletişim problemlerini siz boşandıktan sonra biz daha iyi iletişim kurarız e, söylemleriyle aslında çiftler biraz kendilerini kandırıyorlar. Hı hı. Burada buna karar vermek lazım. Tabii ki çok e, yaralayıcı yaşantılar varsa, şiddet varsa, gerçekten ruhsal anlamda psikolojik olarak çok örselenme ve yıpranma var. Ve o çocuk da bu kaostan bir çözüm üretilmediği için çok yara alıyorsa elbette boşanmak evlenmek kadar normal bir süreç. Fakat biz burada bir şeyleri doğrultabileceksek bir şeyler iyileştirmeye açıksa çocuklarla da evet çocuklar bu süreci motive eden araçlar ama gelecekte de o insanla muhatap olacağımı zihnimden hiçbir şekilde çıkarmadan buna göre önlemler almam lazım. Yani geçinmeye gönlüm var mı? Bunu çiftlerin kendilerine sorması lazım. Çocuktan ötürü değil. Ama ayrılık sonrası çocuktan ötürü daha fazla zorlanmanın olacağını bilerek hareket etmekte fayda var. Hı hı. Peki biraz daha sakin olmak, daha itidarlı olmak gerekiyor Kesinlikle. sanırım o süreçlerde. Hı hı. E, peki biraz önce aslında sözleriniz arasında geçirdiğiniz çocuklar açısından en zor ya da anlaşılması, kabullenilmesi, ne olduğunu daha doğrusu anlayabilmeleri açısından en zor dönemleri zikrettiniz. Ben de soracaktım sorularım arasında da vardı. Bu dönemi ve biraz açarak konuşalım mı? Ne oluyor bu dönemde? Çocuklar mesela ne düşünüyorlar? Şimdi 1-3 yaş e, arası dediğimiz dönemde beyin gelişimi de devam ettiği için ilk Hanım... ...çocuk hı hı. oyun çağı çocuğu ve tam olarak anlamlandıramıyor. Yani ebeveynin birisi yok. Hı hı. artık eskisi kadar varlığını sürdürmüyor. İşte aile yemeklerinde belki baba yok ya da anne yok. Genellikle anneyle o yaş döneminde kaldığını, velayetin anneye verildiğini farz edersek babayı artık eskisi kadar sık görmüyor, oyun arkadaşını, onaylanma ihtiyacı olan ebeveynini görmüyor. Hı hı. Dolayısıyla e, bu durum genellikle gerileme davranışlarına sebep oluyor bu yaş döneminde. Yani alt ıslatmalar, uyku problemleri, iştah problemleri, parmak emme, bebeksi davranışlara geri dönüş yapılabiliyor kaygı ve bağlanma problemleri yaşadığını görüyoruz yani gece uykusunda yalnız uyumak istemiyor Ebeveyninin, bir ebeveyninin evde olmaması ona güvensizlik hissini veriyor bu dönemde. Yani doğrudan bir boşanmayı algıladığı bir süreç yok. Fakat bir şeyleri zihninde bir yerlere oturtup durumu da kişiselleştirip Hı -hı. E, kaygıya sürüklendi ve kaygı ile birlikte e, bazı e, psikosomatik rahatsızlıkları gözlemlediğimiz bir süreç olabiliyor. 3-6 yaş dönemi birazcık daha anlamlandırmanın olduğu yine oyun çağı çocuğu Hı -hı. ama bir boşanma olgusunun e, anlaşıldığı, babanın artık ayrı bir evde ve ayrı bir hayatta olduğu, çiftlerin artık eş olmadığını algıladığı bir sürece giriyor. Ama yine benzer tepkiler o dönemde de olabiliyor. Okul çağı öncesi olduğu için hırçınlık, agresiflik, ani öfke yükselişleri hı hı. ve kaygıya bağlı bazı problemli davranışları gözlemleyebiliyoruz. Ebeveynlerden birisini suçlama, dışlama ve Diğer ebeveyne karşı uzak kaldığı için yabancılaşma gibi şeyler yaşayabiliyor. Burada çünkü bazen ebeveynler çocukları kendi aralarında... Birazcık yanlış kullanımlara yani. e, sevk edebiliyor. Hı hı. Babayla alakalı olumsuz söylemleri yanında konuşabiliyor. Onu babaya karşı doldurabiliyor ya da keza baba aynı şekilde anneye. Yani biz şöyle düşünüyoruz. E, eş olarak kötü bir eşti ve başaramadı. Başarısızlıkla sonuçlanan bir evlilikti ama bu hı. onu kötü bir anne ya da kötü bir baba yapıyor mu? Hı hı. Yani e, kötü bir eş olabilir ama çok iyi bir baba olabilir, çok iyi bir anne olabilir. Burada o ayrımı ebeveynlerin yapması çok önemli. 6-11 yaş, özellikle ergenliğe doğru seyreden süreçte soyut zeka geliştiği art hı hı. için e, artık çocuklar bu dönemde. Boşanmayı net olarak fark ediyorlar. Ebeveynler ayrı, ayrı evlerde yaşıyorlar. Ama bu dönemde de geleceğe dair kaygıları oluşmaya başlıyor. Yani e, bakımla alakalı kaygıları oluyor, ekonomik kaygıları oluyor. İşte benim şu günümde ikisi de bir arada yanımda olacak mı kaygıları başlıyor. E, ne kadar bu durumu kabullense de aile olmaya, bir arada olmaya ihtiyaç duyduğu zamanlarla alakalı kafasında kaygılı bir düşünce sistemine geçiş gerçekleşebiliyor. Ergenlik çok daha ayrı ele alınması gereken bir süreç Çünkü orada bir önceki programda da konuştuğumuz gibi ergenin zaten birey olmaya adapte olduğu süreçte bir de ailesiyle alakalı böyle bir imtihanın kaosun içinde yer alması hı hı. daha ayrı farklı deneyimlere onu itebiliyor. Evdeki yalnızlığını dışarıda farklı ortamlarda farklı deneyimlerle gerçekleştirmek isteyebiliyor. Bu da evet daha uzun vadede sıkıntılı, problemli arkadaş seçimleri ya da işte kişilik gelişimiyle alakalı olumlu süreçlere evrilebiliyor maalesef. Hı hı. Aslında her süreçte bazı zorluklar var sanıyorum ama e, peki şöyle bir şey var mı? Dönem var mı? Evet mesela örneğin ergenlik sonrası diyelim. Hı hı. Ya da 17-18 yaşındalar. Hani hiç etkilenmezler. Ya da çok daha rahat atlatırlar diyebiliyor muyuz? Yoksa her ayrılık Çocuk açısından anne babanın her ayrılığı zor bir süreç midir? Her ayrılık zor bir süreç. Çünkü 18 yaşta artık bir evet birey olduğunu sağlıklı olarak ergenliği tamamladıysa hmm. kişinin genç yetişkin olduğu dönemde de evlilikle ilgili algılarında bozulmalar başlıyor. Hmm. Gelecekte yuva kuracak ama boşanan bir anne babanın çocuğu. Evet. Buna dair kaygılar başlıyor. Ben evlenirsem nasıl yürüteceğim? Ben de babam gibi mi olacağım? Ben de mi terk edileceğim? Ben de mi yalnız kalacağım? Aslında evliliğin bitmesi her yaş döneminde her insanın ruhuna dokunan ama kendi gelişim dönemleri açısından algılanışı, yorumlanışı değişen bir süreç. Ama herkesin ruhuna muhakkak etki ediyor. Yani kolay atlatılabilir diyebileceğimiz süreç. Evet yetişkinlikte daha iyi baş edilebilir 18 yaşından sonra belki. Ama o süreçte de farklı kaygıları içinde genç yetişkinin yaşamasına sebep olduğu bir süreç oluyor. Hı hı. Peki Hilal Hanımcığım. Şimdi e, yine siz de biraz önce değindiniz aslında. E, biz ayrılık süreçlerinde e, hatta bir dışarıdan bile gözlemlenebilecek e, seviyede olabiliyor bazen maalesef. E, anne babalar çocukları hani bir şekilde e, kendi taraflarına çekme ya da kendi haklılığına ona e, aktarabilme e, bazen belki kaygısıyla e, daha çok hani böyle çocuğu bir o tarafa bir bu tarafa görebiliyoruz bu süreçlerde. Ya da mesela çok ilgili olmayan ebeveynin bir anda çocuğuyla çok aşırı ilgili bir hale geldiğini e, görebiliyoruz. E, bu durum çocuk açısından e, ne kadar zararlı? E, oldukça zararlı. E, çünkü hani karı koca olarak biz işleri e, iyi yürütememiş olabiliriz ama Hı. bununla alakalı süreci toparlaması için e, hakem olmasını istediğimiz kişinin ee, evladımız olmasını sağlıyoruz aslında yani belki anne ve baba e, hiç konuşmadığı muhatap olmadığı bir süreci yaşıyor e, ve işte bir görüntülü arama yapılacak çocuk gösterilecek e, Anneden bilgi alması gereken bir süreç ama çocuğun dil gelişimini hala tam oturtamadığı bir süreç sadece çocuk görüntülü olarak ekranda var hı hı. Bu sağlıklı değil. Yani burada çocuğun algısı da sağlıklı olarak etkilenmiyor. Evet. Ya da annenin, babanın anneyle alakalı, babayla alakalı, birbiriyle ilgili fikirleri, yorumları, işte eleştirileri ya da işte durumu düzeltmesi için çocuğa sorumluluk vermesi. Hani dedik ya çocuk yap evliliğin kurtulur. Hı hı. Bazen bunu hayattaki çocuklarımız üzerinden de yapmaya çalışıyoruz bize ebeveynler. Ona bir kurtarıcı rolü yüklüyoruz. Hı. Onun küçük omuzlarına bu kadar büyük bir Önemli. sorumluluğu vermek evet. Evet, onu daha fazla kaygılı yapıyor yani sorun iki kişinin arasında ama ben çocuğu bu sürece müdahil ederek bir taraf olmasını ya da işte manipülasyonlarımla kendi safıma çekmeyi, Hı. haklılığımı, kendi egolarımı tatmin etmeyi tercih ediyorum. Bu da evet zararlar veriyor çünkü çocuk hep sorulur ya çocuklukta anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı kritik sorudur. Bu çok Hı -hı. yanlış bir soru aslında. Yani e, özellikle ebeveynlerinin olduğu ortamda bu sorunun sorulması çok yanlış. Çocuk bir onun gözüne bakıyor bir onun gözüne bakıyor. Ya. Ne tercih yapmaya zorlanıyor. Yani Hakikaten çok hangi zor. parmağınızı feda edebilirsiniz ki? Yani iki evladı birbirinden ayırt edemeyen anne içinde aslında evlat aynı konumda. Baba ve anne et tırnak gibi çocuk için. Çünkü hı. hep e, daha önceki katıldığım yayınlarda da bu ilişkilerden bahsettiğimizde hep şunu söylüyoruz, vurguluyoruz. Çocuğun üç ebeveyni vardır. Hı hı. Anne baba ve anne baba arasındaki iletişim. Burada iletişim kopuk olduğunda, burada bitmeye yakın bir evlilik ya da boşanmış bir ebeveyn varsa sacın üç ayağından birisi olmadığı için çocuk zaten hayatı boyunca bir tarafı eksik. Ben Hı -hı. sürekli onu bir de o iki ebeveyn arasında bir taraf olmaya zorladığımda, baskı uyguladığımda, manipüle etmeye çalıştığımda ya da işte hoşuna gidecek pahalı hediyelerle gözünü boyayıp kendi tarafıma çünkü bunu bir savaş gibi de algılamasına sebep Hı -hı. oluyor. Bu bir savaş değil. Biz bir şeyleri yolunda götüremedik, başaramadık. Keşke başarabilseydik. Ama bu bizi kötü bir anne ve baba yapmaz. Evet biz çiftler olarak boşanıyoruz ama anne ve babalıktan boşanılmıyor. Yani böyle bir hak verilmiyor hiçbir boşanan çifte. O çocuğu dünyaya getirme kararını verdiyse çiftler e, ömür boyu da anne ve babalıktan istifa edilemediği bilinciyle hareket etmeli ve çocuğu bir taraf olmaya zorlamak, ona o baskıyı uygulamak. Gördün mü işte annen böyle yaptı ya da işte e, sana demiştim işte babam böyle bir insan. Onun ailesi de zaten şöyle bir insandı. Ben şöyle çektim. O Onu baba olarak, baba rolüyle tanıyor. Sen eş Hı -hı. olarak yargılıyorsun ve çocuğun Hı -hı. zihninde baba olarak da onun algısında bir bozulmaya sebep oluyorsun. Bu yüzden daha tarafsız olmak, daha objektif olmak, hatta mümkünse evet bazen insanlar boşanmanın eşiğindeyken genellikle evliliğin içinde yaşayamadıkları o kaybetme korkusunu yaşadıkları için belki giremedikleri o ebeveyn rolüne hızlı bir şekilde giriyorlar, adapte oluyorlar. Bu da karşı tarafa hani son dakika köprüden önce son çıkış hissiyle çok bir anlam ifade etmeye de biliyor maalesef. Hı hı. Yani var olan zamanda, mekanda, süreç içerisinde sorunları ele alıp halletmek her zaman daha sağlıklı. Hı hı. E, Hilal Hanımcığım anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu bahsettiğimiz hani o çocuğun e, bebeğin tarafından hani böyle daha tabiri caizse çekilmesi taraflarına ve benzeri sadece ayrılık sürecinde değil akabinde de devam Tabii eden ki. bir süreç. Yani ayrılık sonrası da çocuk benzer bir durumda kalabiliyor. Yine çok Riskli anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Yani çocuğu elbette bu süreçten çok uzak tutamayacağız. Elbette, yani daha öncesinde boşanmaya karar verilmeden önce o evde sesler yüksek çıkıyorduysa, kavga oluyorduysa, hı hı. E, çocuk zaten bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordu. Ne kadar uzak tutabilirsek, yani ne kadar bir şey yokmuş gibi davranmak değil onun süreci üzerine alması, sorumluluğunun Hı. olduğunun hissettirilmesini biz bertaraf etmeliyiz. Bu işte senin herhangi bir sorumluluğun yok. Bu evlilik senin yüzünden bitmedi ya da bitmiyor. Hı. Biz babanla başaramadık. Bir şeyler yolunda gitmedi. Mümkünse çocuğa zaten bunları da e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Her iki ebeveynin de bütün ailenin bir arada olarak zaten bir boşanma konuşması yapılacaksa çocuğa bunun bütün aile Hı. üyelerinin bir arada olarak yaş dönemine uygun olarak aktarılmasını biz tavsiye ediyoruz. Hı hı. Yani olaylar olup bittikten sonra değil. Evet bu çocuk bir yaşında da olsa ona biz annenle ve babanla biz işte yapamadık, boşanıyoruz. Değilse de e, baban artık bizimle yaşamayacak. Ama şöyle şöyle biz hayatımızı planlayacağız şeklinde aktarmakta fayda var. Hı hı. E, tam bu bahsettiğiniz nokta biraz daha böyle uzman görüşünün ya da uzman desteğinin de e, araya girdiği nokta sanıyorum. Hı hı. E, bu her çocuk ya da her boşanma ya da her aile için geçerli midir? Yani e, biz her boşanmada bir uzman desteğiyle mi çocuğu e, bir şekilde olaya e, dahil edeceğiz ya da normalleştirmesini sağlayacağız ya da her çocuk tepkisi aynı mı oluyor? Yani e, çok ağır tepkiler veren çocuklar Hı. olabiliyor. Onlar için daha uzman desteği mi dersiniz? Nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle, herkesin yolculuğu e, ve imtihanıyla baş etme süreci çok farklı tabii ki İlknur Hanım. E, ama artık biz birazcık işin kolayını her zaman kaçmak için e, bir gidelim bir görünelim bir uzman görsün ya da bir ortamda doktor bulduğumuzda hemen enabızdan e sonuçlarımızı <laughs> gösterme halindeyiz Belki konunun uzmanı olmamasına rağmen hmm. e, hemen bir telaşa düşüyor insanlar e, her hastalığımızda doktora gidiyor muyuz. Hayır, kendi bildiğimiz şekilde bir iyileşme sürecini bekliyoruz. İşte Hı -hı. tıbbi müdahalelere gerek olmadığı semptomlarımızı gözlemliyoruz. İşte bir gribi ele aldığımızda e, işte eskilerin tabiriyle koca karı ilaçları Hı -hı. E, şimdilerde işte e, Alternatif. Alternatif tıp ya da işte gerçek tıp tamamlayıcı hı hı. tıp işte evde bitkisel kürlerle ya da daha önceden doktorun reçete ettiği ve bildiğimiz kullandığımızda iyi geldiğine inandığımız şeylerle süreci takip ediyoruz. Hı hı. Ama baktık ki vücutta işte ateş var, farklı enfeksiyon var, yakınmalar var. Bu süreçte de ruhsal enfeksiyon var mı çocukta? Hı hı. Benim iyileştiremeyeceğim şeyler var mı? Beni aşan durumlar var mı? Bunu görmek lazım. Çünkü e, bu hayatın doğal akışı ve o çocuğun bu imtihanla olgunlaşması, gelişmesi, bu yarayla hayatına devam etmesi gerekiyorsa bu yolculukta ben ona eşlik eden olacağım. Varlığımı güvenli olarak ona hissettireceğim. Ama gerçekten işte o az önce bahsettiğimiz gibi geçmeyen alt ıslatmalar var. Çocukta işte kekemelik başladı. Bazen çünkü çok yoğun kavgalarda çocuk ağlama krizine giriyor. Ve ebeveyni tarafından o öfkeyle sus konuşma diyerek susturulduğu anda hmm. çocukta bir travma olup sus denmesi o anda konuşmaya kendini kapatmasına sebep oluyor. Şimdi bu gibi çok travmatik ruhsal olarak bir enfeksiyon var, bir anormallik var çocukta dediğimiz süreçlerde elbette bir uzman desteği alınmalı. <laughs> Ama ben işte ani öfke çıkışları var. Hırçınlık yapıyor, bir ebeveynine yabancılaşıyor, ötekinin tarafında oluyor. Süreci sürece karşı bir sancı belirtisi var. Bu sancıları eşlik etmek, bunu normalleştirmeye yaş dönemine göre bunu normalleştirmeye çalışmak. Evliliğin normal bir süreç olduğu kadar boşanmanın da evet istenilmeyen. E, gerek görülmedikçe başvurulmaması, ama akışta yaşanılan normal süreçlerden biri olduğunun e, vurgusunun yapılması, ona hiçbir şekilde gelecekte bununla alakalı. Ebeveynlerinin elinden geldiği kadar kayıp yaşatmamaya çalışacağını, özel günlerinde yanında varlığını sürdüreceğini, ekonomik anlamda bir kaygısı olmayacağını, hayat standartlarının aynı devam edeceğini, bir arada görmek istediği an olabildiğince ebeveynlerini bir arada görebileceğini ama eskisi gibi karı koca ilişkilerinin olmayacağını, işte yaş dönemi 1-3 yaşsa belki bir masal terapiyle uyku öncesi annenin bunu aktarması, <laughs> özdeşim kuracağı bir kahramanla, ben bazı danışanlarıma bunu öneriyorum. O yaş döneminde mesela çok ...farklı güzel geri bildirimler alıyoruz. Dönüşler hı hı. iyi oluyor. Çünkü çocuğun dünyası o dönemde oyuncaklarla neşre olduğu için... ...sizin ona bir masal karakteriyle boşanma sürecini resmetmeniz... ...işte orada yara alan bir kedi figürünün nasıl duygusal olarak çaresiz kaldığını... ...ama annesinin babasının her daim yanında olduğunu hissettirdiklerini... Hı hı. zorlanmalarını eşlik ettiklerini vurgulamak orada özdeşim kurduğu karakterle zihninde kendi yaşantısındaki zorlanmalarda da benzer e, tepkileri vermesine sebep olmuyor olmaya başlıyor zamanla. Burada süreci işte bu bir kriz anı çünkü. Yani evlilik de bir kritik yaşam olayıdır. Hı -hı. Boşanmak da çok kritik bir yaşam olayıdır. Burada e, ben ve çevremde birinci derece yakınlarım nasıl etkileniyor? Bu süreci, bu krizi doğru yönetebilmek önemli. Yönetemediğimiz takdirde elbette e, bu konuda e, alanda çalışan, sahada çalışan yetkin bir uzmandan işte yaşına göre bir oyun terapistin oyunda bu konunun işlenmesi ve çocuğun algısında normalleşmesi için, kaygılarını dışa vurması için çok içinde yaşayan bir çocuksa, çünkü genellikle terapilerde o olur. Hı hı. İlk seanslarda bastırılan duygular kusulur, aileler korkar. Hocam size getirdik daha anormal tepkiler yaşıyoruz. Hı. Hani bir anormallik var düzelmesi gerekirken bir sihirli hı. bir değnek dokundurmuyoruz. E ee, bir bu bir süreç. Çünkü yaşanılan da bir süreç ve onun etkileri de bir süreçte iyileşiyor. Hı hı. Ee, ve dolayısıyla bir kusma yaşantısı, duyguları dışarıya vurduktan sonra zihninde normalleşme başlıyor. Çünkü o içindekileri bir atması lazım, yaşaması hı. lazım. Duyguyu dışarıya yansıtması lazım. Sonrasında zaten normalleşme, kabulleniş, adaptasyon süreçleri terapiyle birlikte geliyor. Bir ergense bir ergen terapistinden hı. ya da e, Süreç normal yönetiliyorsa, e, normal akışta ailenin bildiği işte o hastalıkta kendimize uyguladığımız alternatif yöntemlerde olduğu gibi çocuğunu en iyi anne ve baba tanıyor. Onun o süreçte de neye ihtiyacı olduğunu, neler hissedebildiğini en iyi bilen aslında dışarıda sıfırdan kendini açacağı bir uzman. Bu işte süreç bu yüzden. Siz çocuğunuzu tanıyorsunuz ama o uzman sıfırdan onu tanımaya çalışıyor. Sürece sonradan dahil oluyor. Ee, geçirebiliyorsak bu süreci o şekilde yatıştırıcı olarak geçirmek. Ama zorlanmaları çok görüyoruz ve kendimiz de çıkmaz da hissediyorsak elbette bir uzman desteğinde fayda var. Hı hı. Peki e, bu tarz vakalarda sonradan bir alevlenme durumu da olabiliyor mu Hilal Hanım ya da ne sıklıkla görülüyor? Örneğin mesela ilk olaylar yaşandığında çocuklar daha tepkisiz kalıp aradan belki bir da daha uzun süre geçtiğinde mesela ailenin anlam veremediği şeyler ortaya çıktığında hı hı. bunun siz aslında o ayrılık zamanı yaşananlarla ilişkili olduğunu ve benzeri görebiliyor musunuz? Şu manada sormak istiyorum. Ee, ayrılmanın akabinde ayrılık gerçekleştikten sonra da e, anne babalar çocuklarını takip etmeliler mi? Yani hiç tahmin etmeyecekleri bir şeyi oraya bağlanabiliyor mu? bağlanabilir. Çünkü biz e, ana rahminden itibaren bilinç altında bütün yaşantılarımızı kayıtlı olarak tutuyoruz. Hı hı. Her güne, her dakikaya dair büyük bir kütüphane gibi düşünün ve e, her kitaplıkta o yıla dair, o güne dair anıların kaydedildiği kitaplar var. Şimdi bazen e, olay yaşanırken e, o olaya çok beklenilen tepkiyi vermiyor çocuk. Hatta siz de şaşırıyorsunuz. Burada bir bastırma yaşantısı yok sayma savunma mekanizması devreye girmiş olabilir. Yatsıyor Hı -hı. olabilir çocuk. Ama zamanla etkileşime geçtiği yeni anılarda o eski travmatik anısı o gün tepki vermediği anısıyla bağlantı kurduğunda zihin o gün vermek istediği ama veremediği tepkileri reaksiyon olarak gösterebiliyor. Hı hı. Bu yüzden e, ayrılan anne babaların çocuklarının her daim bir arada mutlu olan, iletişimi etkili iletişimi iyi olan, yani bahsettiğim böyle Aile olamamış aile değil, gerçekten aile gibi aile, sorunların konuşulduğu, özel günlerde bir araya gelindiği, etkileşimin faydalı ve yerinde olduğu bir aile ortamından bahsediyorum. Çocuk hı hı. sevgiyi gerçekten iyi almış, gerçekten babanın yanında güvende, onu bir dağ gibi arkasında hissettiği bir aile ortamında olmasına nazaran, eğer çok kaos yaşanan bir aile ortamında ise, bu gibi durumlar daha farklı seyredebiliyor. Yani çocuk evet o evlilikte zaten o çatırdamalar yaşanırken belki tepki veremiyor ama sonrasında boşanma akabinde işte o etkileşime geçebileceği yeni durumlar, anılar biriktirdiğinde e, farz edelim işte bir arkadaşının anne ve babasının boşanma haberini aldı. Arkadaşı ona duygularını açtı. Orada bir etkileşime geçildiğinde 5 sene önce kendi anne baba Boşanma ayrılık yaşantısında veremediği tepkileri bir anda orada şakır şakır verebilir. Hı. Bu yüzden ailenin evet her an e, çocuğun kontrol etmek değil ama çok iyi gözlemlemek, hassasiyetlerini sınırlarını görmek, etkileşimde olmak, duygularını zaman zaman çek etmek ve farkında olmak durumu söz konusu. Hı hı. Peki yine siz anlatırken aklıma geldi bu süreçlerde e, tek çocuğun ya da birden fazla çocuğun olması e, nasıl sonuçlar doğurabiliyor? Daha fazla çocuk olması mesela buyurun lütfen. Hı hı. Şöyle e, yanınızda sizinle aynı duyguyu paylaşan e, aynı frekansta olabildiğiniz bir duygu daşınız olduğunu düşünün. Hı. Aynı karında yetiştiğiniz e, bir kişi bu, abi, abla ya da kardeş. Ee, yalnızlık hissiniz azalır çünkü acılar paylaşıldıkça azalır, sevgi paylaşıldıkça çoğalır ya İknur Hı -hı. Hanım. Orada da tek çocuğun bu süreçle baş etmesi çok daha zor. Yani evet sosyal desteği olabilir, çok iyi arkadaşları olabilir, hı hı. E, çok güzel destekleri olabilir. Okulda onu çok iyi anlayan, e, destek olan insanları olabilir. E, fakat evde yanı başında her an ulaşabileceği, aynı anne ve babayla alakalı süreci yaşadığı, duygudaşlık kurduğu bir karındaşının olması e, elbette tek çocuk olmaya göre bu süreçle baş etmek için daha avantajlı, hı hı, daha farklı. Hı hı. Peki yine başta da biraz konuştuk ama tekrar sormak istiyorum özellikle e, ayrılık öncesi çocuklarla ilgili de e, sizin mesela çünkü günümüzde e, şöyle toparlayacağım çok daha hızlı süreçler buraya taşınabiliyor. Evet, ee, hakikaten eski oranla. E, tabii bunun avantajları da dezavantajları var. Yani geçmişi hep güzelleme adına da söylemek istemiyorum. Bazen hakikaten geçmişte çok bitmesi gereken evliliklerin ayrılıkların çok tabu olarak görülmesi nedeniyle e, nelere rağmen devam ettiklerini de e, görebildik ya da aktarıldı duyduk. Şimdi bir taraftan hani eee çok da hani bu derece şeylere maruz kalınmaması güzel ama diğer taraftan da hani kapının bu kadar açılabilir olması e, insanları çok hızlı oraya yönlendirebiliyor mu? Bu konuda neler söylüyorsunuz? Mesela e, biraz daha durulması gereken sizin ya da hala yeşerebilir hala hani ümit gördüğünüz evlilikler özellikle mesela çiftlerin hayır biz bittik dediği ama siz uzmanların ya o kadar da bitmemişsiniz dediği şeyler mesela ne oluyor? Nereden tutabiliyorsunuz? Şimdi işte o ilk başta söylediğimiz dinamiklere dönüş yapıyoruz. Hı hı. Yani çocuk için evet, çocuk evliliği sürdürmek için çoğu zaman ebeveynlerin tercih ettiği başvurduğu bir yer olabiliyor. Sürdürmek için haklı bir gerekçe olabiliyor. Hı hı. Ama orada da genellikle kadın ya da erkek çocuğu için sürdürdüğü evliliğin bir fedakarlık olduğu algısıyla çocuğa zaten sürekli bunu başına kakar halde oluyor. Yani bu evlilik senin yüzünden sürdü. Yoksa ben bu kadını yıllarca çekmezdim. İşte ben bu adama tahammül etmezdim gibi söylemlerle zaten ben o çocuğun sırtına çok büyük bir yük yüklüyorum. Yani bu fedakarlığı siz yaptınız. O çocuk benim için bu evliliği yürütün demedi. Böyle bir evet. talepte bulunmadı. Sürecin belki hiç farkında değildi. Benim için ne olur bu evliliği sürdürmeye devam edin demedi. Bu sizin kendi kararınızdı ve siz sürdürmeyi tercih ettiniz. Bazen öyle oluyor ki çocukları yetişkinlik yaşına gelmiş oluyor. Hı -hı. Artık büyüdüler. Kendi hayatlarını kurdular. Ben hep çocuklar etkilenmesin diye ayrılmamıştım. Artık kendi hayatımı yaşayacağım ya. 30 yaşına geldiler. Ben artık bu saatten sonra ikinci baharımı yaşamak istiyorum bu adamı çekmeyeceğim deyip çok ileri yaşlarda boşanan çiftler de görüyoruz. Hı hı. Burada evet çocuk için sürdürülmüş bir evlilik var. Ama bize gelen çiftlerde hala biz sevgi emaresi, saygı bir miktar işte arada özlem var. E, belli şeyleri deneyimlemeye çalışıyorsunuz. Çifte bu evliliği kurtarmak niyetiyle mi buraya geldiniz? Sağlıklı bitirmek için destek almaya mı geldiniz? Önce hı hı. bunu sormak lazım bitirme sürecinde sağlıklı bir etkileşim yaşamak, birbirimizi çok yıpratmamak, çekişmeli halde bitirmemek için geldik denildiği süreçte bu birazcık e, oradaki terapistin klinik kararı. Yani evet saygı da duyabilir. Bu sürece beklenilen üzere eşlik de edebilir. Ama süreç içerisinde hala birbirleriyle çünkü çiftleri biz ayrı dağılırız, bir arada da alırız. Nasıl etkileşimleri, kavganlarında ne kadar uç tepkiler veriyorlar birbirlerine? Bunu gözlemlerken e, hala birbirlerine dair bir içlerinde muhabbet, ışık, bir bağlılık, alışkanlık dışında olan bir duygu yakalıyorsak. Bunu fark etmelerini terapi sürecinde fark ettirerek e, bu evliliği toparlama noktasına e, geçiş yapabiliyoruz. Evet geliş nedeni bu olabiliyor ama bu şekilde toparlanan da sayısızca evlilik var. Hocam ya fark etmediğimiz açıdan baktırdınız bize Allah razı olsun gerçekten ben hiç bu açıdan görememiştim eşimin bu durumlarını. Ben bunu fedakarlık olarak algılamamıştım hı hı. diyerek durumu farklı ele alma sürecidir zaten aslında terapi ve siz orada kör Noktaya el feneriyle ışık tutarsınız, gelen danışanlarınızın görmesini sağlarsınız. Sonrasında yine karar onların, yine özgür iradeleriyle hareket edecekler. Burada zaten terapist müdahale olamaz. Hı hı. Ama ben orada doğruyu, görüneni doğru yansıtmakla görevliyim. Ama boşanma kararı yok, bir kararsızlıkla zaten gelinmişse, hı hı. o kararsızlık bizim için diğer şekilde olan çifte göre daha ümit vericidir. Hala bir karar verilememiş. Hala orada bir aslında bir ümit ve sarılma bekliyor. Ben bu evliliği kurtarabilecek aslında bana birisi dışarıdan bir göz nedenler sunsun da ben bırakıp gitmeyeyim diye aslında. O çareyle, o alarmla kurtarıl kurtarılalım alarmıyla zaten o terapiste gidiyorum. Hı. Orada işimiz evet daha kolay. Ama diğer kısımda da umut verici dönüşler oluyor mu? oluyor. Ben mesela TÜİK verilerine dün bir program öncesi hani göz atmak istedim. 2022'ye göre mesela 172 binken boşanma oranı pardon 182 binken 171 bine düşmüş. Bu benim için ümit verici bir Güzel, şey. Evet. Yüksek bir oran mı hala? Evet. Ama bizim aileye sahip çıkmamız, da. değerlerimizi korumamız, hassasiyetlerimizi korumamız lazım. Hı hı. Çünkü bir ailede bir birey yetişiyor. O işte sacın 3 ayağından birisi ya da ikisi eksik olduğunda biz sağlıklı nesiller yetiştiremiyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz sağlıklı nesiller için de aileyi e, haksız gerekçelerle yıkılmasına izin vermeyecek uzmanlarla toplumun e, ele alınması o topluma dokunulması gerekiyor. Hı hı. Peki Hilal Hanım biz aslında biraz daha böyle bugün e, sürecin sonunu konuşuyor gibi hı hı. olduk ama süreç ve öncesi adına da hani e, bir şeyler söyleyelim e, süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama öyle bitirelim istiyorum. Gerek çocuklar için gerek anne baba yani evlilik süreci için. E, şimdi Evlilik bir hakikaten böyle ilişki biçimi dediniz ya onun da kendi soyut bir şeyi var kişiliği var tabiri caizse evet. ve bambaşka roller var onun içerisinde. Kişilerin her manada hani kolay evlilik yoktur diyorlar ya girildiğinde bir şeyler yaşanmaması mümkün değil kişilikleri adına işte zorlanmamaları sanıyorum çok da gerçekçi değil. Bu manada öncesi adına hani süreçler biraz daha zora girmeden neler söylersiniz neler önerirsiniz hani hem evlilik öncesi eş olma rolünü kişilerin biraz daha bilip öğrenebilmeleri adına çünkü bazen çok böyle tabiri caizse bodoslama girilebiliyor hem anne baba olmadan önce kişilere düşen görevler nelerdir? Ee, şöyle bence e, hani evliliğe uygun olup olmadığı işte kan uyuşmazlığı gibi sağlık kontrolleri e, yaptırılıyor ya çiftlere evlilik Hı -hı. öncesinde. Hı -hı. E, çiftlerin evliliğe uyumlu olup olmadığına dair ruhsal uyumları, evliliğin üstesinden gelebilecekleri, gelemeyecekleri, sorumluluk, evlilik sorumluluğunu alıp alamayacaklarıyla alakalı da bence bir e, ruhsal muayeneden geçmeleri gerekiyor. Yani bunu devlet nasıl e, sağlar bilmiyorum belki ilerleyen süreçlerde bu yürü geçebilir. Hı hı. Gerçekten uyumlu bir aile olabilecek mi? E, evliliğe hazır mı? 30 yaşında ama belki öyle bir sorumluluğa hazır değil. Çünkü aile öyle bir sorumlulukla yetiştirmemiş. Hala bitmemiş bir ergenlik sürecinde bu kişi ve o evlilikte evet çok zorlanmalar olacak ve evlilik e, kimsenin rehabilite edildiği bir süreç olmamalı çünkü Hı -hı. biz eşlerimizi nefsimizle seviyoruz çocuklarımızı şefkatimizle seviyoruz Hı -hı. yani nefsinizle sevdiğiniz bir kişiye koşulsuz beklentisiz karşılıksız verici olamazsınız onun da size adımlar atması gerekir ama sağlıksız bir birey varsa psikopatolojik sorunları var evliliğe gerçekten uyumlu ve yeterli değilse Hı -hı. hep tek tarafın fedakarlığı Böyle ite kaka yürüyen evlilikler olmaya çalışılıyor. Bu yüzden de e, bu zorlanmalara sebebiyet vermemek için aslında evlilik kararının çok daha öncesine evlenmeye hazır mıyım sorusunun sorulduğu sürece dönmek lazım. Hı hı. E, ailesiyle ilişkileri nasıl? Yani ailesine karşı yaklaşımı nasıl? Bunların çok iyi gözlemlenmesi lazım. Çünkü Hepimiz köken ailemizde biriktirdiklerimizi, ektiklerimizi, biçtiklerimizi bir şekilde çekirdek ailemize getiriyoruz. Hı hı. Bazen orada yapılan hatalardan ders alıyor, yapmamaya gayret ediyoruz. Bazen de o hataları çok fazla özümseyip, zihnimizde indirgeyip, koşulsuz ve şartsız otomatik bir hale getirip yapar halde buluyoruz. Elma ağacının dibine armut düşmüyor, bir şekilde orada o yeşerme gerçekleşiyor. Dolayısıyla o köken ailede gördüklerini kendi çekirdek ailesine taşıdığı için aileyle olan ilişkisi çok önemli. Hı -hı. Yani çiftler buna çok dikkat etmeli. Önemli bir konu başladı, zor bir konu başlıyydı ama böyle biraz daha hani öncesiyle bitirelim istedim. Hani daha yapıcı bitirmek adına son sorumu iletmiştim. Ağzınıza sağlıklıyorum. diyorum. Sağ olun. Bugün burada olduğunuz, bizimle olduğunuz tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim böylelikle ilk bölümümüzü tamamlamış olduk. Anne baba ayrılığını konuştuk bu bölümde. Birazdan devam edeceğiz yayınımızda. Öncesinde ufak bir VTR aramız var. VTR'miz akabinde biz buradayız. Kimlik bilincini konuşacağız. İnsan Kainat ailesinin en değerli mensubu. Dünya yolculuğunun akıllı, sorumluluk sahibi ve onurlu yolcusu. Rabbimiz insanı eşiyle birlikte yarattı. Zira bu yol uzun, bu yol meşakkatli, bu yol imtihandı. Hayatta rahmet de, zahmet de paylaşılmak için vardı. Cennet tek başına yaşanamayacak kadar geniş, dünya ise tek başına çekilemeyecek kadar dardı. sevinçler, kederler, başarılar, yenilgiler, acısıyla tatlısıyla nice günler. İmtihanı birlikte omuzlamak için vardı eşler. Sevgi uçsuz bucaksız alemin yaratılış sebebi. Vedud olan Allah, seven, sevilen, sevdiren. İnsanı sevdi, kainata sevdirdi. Huzur bulması için onu bir eşle sevindirdi. kainata sığmadı aşk, kainata sığmadı umut, bir kadın ve bir erkeğin yüreğine sığdı. Allah, sevgisini varlığına şahit kılmak için onları birbirine muhabbet ve merhametle bağladı. Rabbimiz iki hayatı bir nikahla birleştirdi. Ağır bir sözleşmedir bu dedi ağır ve kutlu. Peygamberinin diliyle şöyle bir terazi kurdu. Dikkat edin, sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Birbirlerine Allah'ın emaneti de eşler. Emanet, emniyet ister, sadakat ister, şefkat isterdi. Yollar hep inişlerden ibaret değil ki. Yokuşlarda da sorumluluk yüklenmek gerekirdi. Eş olmak, emanetin sahibi olan Allah'a hesap vereceğini unutmadan, kırmadan, incitmeden, hırpalamadan kemal yolculuğuna devam etmekti. Bir ses olmak eşine, yüreğinde yankı bulmaktı. birlikte yaşamak değil sadece bir olmak birlik olmaktı aynı hayatı hayali ideali derdi emeli paylaşmak ve yeryüzünün en anlamlı beraberliğini kurmaktı aile olmak varlığı mutlak varlığa adamaktı Yeniden merhabalar efendim. Devam ediyoruz yayınımıza. Bu bölümümüzde kimlik bilincini konuşacağız. Kimlik ne demektir? Neden önemlidir? Dini kimlik ve benzeri gibi bir sürü kimlikler aslında üstleniyoruz. Hayatımız akarken, yaşalırken. Peki bu kimliklerin önemi nedir? Nasıl giyiniyoruz? Onları hepsini bu bölümümüzde detaylandıracağız inşallah. Kiminle? Elif Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimizi selamlıyorum, hürmet ediyorum hepsine. Hayırlı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah öyle de bir yayını tamamlarız bugün İnşallah. sizinle birlikte. İnşallah. Ee, konu başlığımız biraz özel de aslında, değil mi? Biraz güzel, önemli, önemli bir evet. konu hakikaten. Daha spesifik duruyor, ee, ama aslında e, her birimizde ilişkilendiren bir konu. Tabii. E, kimlik deyince Elif Hanım biz ne anlamalıyız? Yani kimlik tam olarak bir insan için neyi ifade ediyor? Şimdi farklı kimliklerimiz var büründüğümüz, farklı ehemmiyet taşıyan, oralara geleceğim. Ama biz öncelikli olarak kimliği, kimlik bilincini nasıl tanımlıyoruz? Kimlik aslında gerçekten hem güncel hem de önemli bir konu. Çünkü kimlik bizim kim olduğumuzu ortaya çıkaran şey yani bir insanı tarif ettiğinizde bir insanın kendini nasıl tanımladığı nasıl tarif ettiği başkalarından ayırt edici olan özelliklerini ifade eder kimlik hı hı. dediğiniz gibi birçok kimlikle biz üstleniyoruz hayat içerisinde. Ee, bu kimliklerle biz aslında neyiz, ne olmak istiyoruz ve hangi hayat tarzını benimsiyoruz? Nasıl bir insanız? Bunun ipuçlarını hem veriyoruz hı hı. E, hem de biz e, kendimizi de bu kimlikle koruyoruz aslında. Bazen kendimizi kaybettiğimiz zamanlar olur ama sonra diyoruz ki ben şöyle bir insanım. Ben buyum, ben bu değilim. Artık bunları yapmamalıyım diye kendimize de bir toparlanma aracı oluyor aslında kimlik. E, kimlik siz olmak... Aslında insanı nesneleştiriyor bugün biliyorsunuz en büyük problemimiz insanların bir şekilde tek tek düze hale gelmesi kimliklerini aidiyetlerini kaybetmesi Aynen. ve tek düze bir insan tipine dönüşmesi İşte bunu koruyan da bir şey aslında kimlik Elbette ki kimlik dediğimizde bunu bir ayrıştırıcı bölücü başkalarını ötekileştirici ya da düşmanlaştırıcı bir seviyeye gelmekten bahsetmiyoruz. Hı hı. Ama bu seviyeye gelmeden kendi sınırlarını çizen, ne olduğunu gerçekten ifade eden çünkü ne olduğu belli olmayan şeyler ayrınız zamanda insanlara güvensizlik de verir. Belirsizlik güvensizlik doğurur. Ne olduğu belli olmayan bir kişilik her zaman e, hem kendisi için tehlikelidir hem başkaları için tehlikelidir. Hani bir çocuğumuz birine gitmek istediği zaman ilk sorduğumuz şey nedir? Kim kime gidiyorsun? Kiminle evet. görüşüyorsun? Evet. Ee, bu her şey için böyle. Sosyal medyada da böyle. Kendimizi bir kimlikle var ediyoruz. Bu bizim bizi var kılan, bizim ne olduğumuzu tanımlayan şey bizim kimliğimiz. Hı hı, peki Eyüp Hanım siz anlatırken ben söylediklerinizden biraz daha aslında böyle kimliğin değerlerimizle çok ilişkilendiğini e, düşündüm ya da öyle hissettirdi bana doğru mu? Tabii ki öyle. Kimlik belirli bir aidiyeti ifade ediyor zaten. Söylediğiniz gibi toplumsal hayatta biz çok farklı kimlikler üstleniyoruz. Bunların bir kısmına alt kimlik, bir kısmına üst kimlik olarak tanımlayabiliriz. Sosyal hayatta kimlik üstleniyoruz. Ben mesela burada çalışıyorum, kurumsal anlamda bir kimliğim var, akademik bir kimliğim var. Yine sosyal, siyasal kimliklerimiz olabilir. Ee, en önemlisi, daha üst kimliklere geçecek olursak, milli bir kimliğimiz var. Hmm. Ee, aynı şekilde bir belirli bir kültüre sahibiz. Bizi tanımlayan bir e, üst kimlikler var. Ve bunların içerisinde din e, en önemli kimliklerden birisi. Hmm. Ee, bugün daha özel olarak dini kimlik üzerinde duracağız zaten. Hmm. Ee, dini kimlik diğerlerinden ne, neden daha önemli, ne, neden daha kapsayıcı? Çünkü din dediğimiz şey insanın ilk başından beri var olan bir olgu ve insanın dedik ya kendisini tanımlamasını sağlar kimlik. Din insana ne olduğunu, dünyaya neden geldiğini, bu evrende nasıl bir konumda var olduğunu, nerede yer aldığını gösteriyor. Buna bu sorularına cevap veriyor. Böyle bir amacı olduğu için ve din dediğimiz zaman özellikle İslam dini üzerinde konuşacak olursam, hı hı. İslam dini insanın Sadece içsel ya da Allah'la ilişkisini düzenleyen bir din değil. Onun hayata bakışını, inancından ibadetine, ahlakından sosyal yaşamına kadar bütün yaşam tarzını belirleyen, rehberlik eden ve ona yönlendirmelerde bulunan bir şey din. İşte o yüzden de kimliğin dinle çok e, iç içe bir hali var. Diğer kimlikleri de belirleyen, diğer kimliklerimize de şekil veren bir şeydir din. O yüzden dini kimlik bizim için çok önemli. E, ve İslam dini üzerinde konuşacak olursam yine, e, İslam dininde alt kimlikleri e, öldürme, hı hı. onları yok etme gibi bir özellik yok. -hı. hı. E, bu coğrafyalarda hepimiz yıllardır, yüzyıllardır yaşıyoruz. E, etnik kimlikler, diğer e, unsurlar evet. hepsi bir arada kendine var olabilme e, ortamı bulmuş. İşte bu İslam'ın verdiği kimlik sayesinde. Çünkü o üst kimlikle e, kendi alt kimliklerini de koruyabilmiş bu insanlar. Hı hı. Kimliklerini yok etmeyi değil, uygun şekilde, İslam'a uygun şekilde devam ettirebilmeyi sağlamış din. Peki çok güzel aktardınız ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi dini kimlik dediğimizde özellikle dediniz ki çok merkezde duruyor. Özellikle İslam dini söz konusu olduğunda biraz daha böyle hayatımızı, yaşantımızı, toplumsal ilişkilerimizi, aile ilişkilerimizi, işte hak, hukuk, adalet ve benzeri alışverişlerimizi her şeyi belirleyen bir dinden aslında bahsediyoruz. Ama biz günümüzde Elif hocam özellikle gençlerden de hani biraz daha böyle onların da belki yönlendirmeleri onlara karşı yapılan daha doğrusu e, yönlendirmeler manipülasyonlar. Dini biraz daha bireysel olarak kişinin yaşadığı, kişinin tercihleri ve benzeri böyle bir şey olarak e, görme meyilinde son dönemdeki daha modern insan ya da postmodern ya da postmoderni de geçtiğimiz artık e, insanlık diyeceğim. E, bu İslam dini söz konusu olduğunda mü mümkün bir şey mi ya da İslam'ın bize buyurduğu dini kimlik söz konusu olduğunda? Elbette ki değil. Ama şöyle bu aslında bugünkü yaşantının bize telkin ettiklerinden ve bizim bakış açımızdan kaynaklanan bir algı. Aslında İslam insana hani bazen de şöyle anlaşılıyor. Bir kimliğin olunca onun içine hapsolmuş ve özgürlüğünü kaybetmişsin gibi yansıtılıyor. O yüzden de böyle kimliksiz olmayı ve belirsizliği de bir teşvik eden bir yapı da var şu an bildiğiniz gibi ama aslında kimlik bizim varlığımızı devam ettirebilmemiz için bir güven kaynağı hı hı. ve İslam dininin bize telkin ettiği kim, kimliğe kişiliğe bakacak olursak aslında İslam'ın önce insana bakışını anlamamız gerekir. İslam'ın nasıl bir kişilik öngördüğünü görmek için İslam insanı çok değerli bir varlık olarak kabul eder. Hı hı. Eşrefi mahlukat diyoruz, biliyorsunuz. Yaratılmışların en şereflisidir insan. Evet. Ee, Allahü Teala insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Ee, bu ne demek? Ee, i̇nsanın eşrefi mahlukat olması bir kere doğuştan değerli bir varlık olarak doğması demek. Yani biz günahkar olarak doğmuyoruz. Hani başka algılar var, başka yaşantılar var, başka inanç sistemleri var. E bunların iç, bunlardan ayırt edici özelliğimiz bizimle. Biz bir hatalı bir varlık olarak, günahkar bir varlık olarak, lanetli bir varlık olarak dünyaya gelmiyoruz. Hı hı. Biz en şerefli varlık olarak dünyaya geliyoruz ve saf ve tertemiz olarak dünyaya geliyoruz. İslam dininde her doğan günahsız olarak doğar. Yani o bütün hassas muamelelere muhtaçtır. Ee, iyi ve güzellikleri hak eden bir canlıdır. Yaşama hakkı vardır. Doğu, daha doğmadan insanın bir takım hakları ortaya çıkar İslam hukukuna göre. Ee, daha doğmadan belirli haklarla dünyaya gelen şerefli bir varlık, saf ve temiz ve özü özü saf ve temiz olan bir varlık. Hı hı. Aslında bunu gördüğümüzde e, hemen in, İslam'ın insana öngördüğü yaşam tarzını da görebiliyoruz. Hı hı. Ee, peki bu. İslam'ın öngördüğü yaşam tarzında insanı böyle görüyor dedik. Diğer şeylerine baktığımızda hani bazen günümüzdeki gençlerden bahsettiğiniz bu şeyler çok gündeme getirildiği için söylenmesi de gerekiyor. Hani her şey yasak. Her şey işte din evet. dediğin zaman bir böyle kasılıyor insanlar, geriliyor. Aynen. Aslında böyle değil. Aslında İslam'ın koyduğu her kural da işte insanın yaratılmış olduğu bu öze, saf ve temiz oluşa Uygun olarak hayatını devam ettirebilmesi için. Ve e, İslam insanı olduğu gibi kabul ediyor. Hı hı. Mesela allah Teala bize demiyor ki her zaman namaz kılın, her zaman oruç tutun. İşte sürekli ibadetle geçen bir hayatınız olsun. Hiç yanlış yapmayın. Hı hı. Bizden böyle bir beklenti de bulunmuyor. Kur'an-ı Kerim'de insanı tanımlarken onun zaaflarına da işaret ediyor. Ve e, işte bize söylediği hükümler e, bize... Bu, bu yanlışlarla beraber nasıl bir insan en mükemmel halde kendisini var edebilir? Koyduğu bütün kurallar buna yönelik. Mesela işte e, yasakları düşünelim. Aslında yasaklar da çok fazla değil biliyorsunuz. Hı -hı. Sayılı yani. Ama biz hep bunları gündeme getirip hep üf zor yanlarını lanse ettiğimiz için insanlar sanki böyle din deyince bir korkar hale geliyorlar. Aslında şöyle mesela Allah Teala e, ayetinde ne diyor? İçki, kumar, falokları e, bunlar haramdır diyor. Neden? Bunlar şeytan işi pisliklerdir diyor. Hı hı. Yani bunların pis olduğunu söylüyor. Bunların kötü olduğunu söylüyor. O zaman ne demek istiyor allah Teala? Ben sizi saf ve temiz, nezih bir şekilde yarattım. Siz bunlardan uzak durun ki bu sizin doğanıza uygun değil. Hı hı. Yani aslında sizin doğanıza uygun olan Ne? sizin yapabil, yaptığınızda mutlu ve huzurlu olacağınız şey ne? Ben size bunları anlatıyorum diyor Hı. allah Teala ve koyduğu bütün emir yasaklar buna göre. Ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur değil mi? Yani bazen bir huzursuz oluyoruz, bir camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, iki zikir çekiyoruz, bir kendimize geliyoruz, bir ruh Hı. doygunluğu oluşuyor. Neden? Çünkü allah Teala bizi yarattığı için neyin bizi tatmin edeceğini biliyor ve söylüyor. kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. Ve başka şeylerin kölesi olmamızı istemiyor. İşte biz hep geçmiş toplumlardan bahsederken ya da İslam'ı anlatırken diyoruz ki işte putları tabiymiymiş insanlar, Allah Teala bunu yasaklamış. Artık işte bir olan Allah'a inanın. Evet, tevhid inancının temeli bu. Hı hı. Ama biz bunu hep basitleştiriyoruz. Tevhid inancı demek aslında Allah Teala'nın bize şunu demesi. Ben seni çok özel bir şekilde yarattım ve sen kimseye, senin gibi olan bir kimseye kulluk etme. Onun peşinden gitme. Yani onun seni sürüklediği yere gitmek zorunda değilsin. Sen kendi başına bir bireysin ve ne yaparsan kendine kimsenin sorumluluğu sana ait değil. Sen de kimsenin sorumluluğunu üstlenemezsin. Bir annenin evladına, evladının annesine sorumluluğu sadece öğretmektir. Hı -hı. Ama bunun dışında onun yaptıklarından o günah kazanmıyor. Hı -hı. Herkes bireyseldir. İslam insana e, insanda biliyorsunuz birey olma, işte bu özgür olma gençlerdeki e, yukarı çıkan e, coşkuya varan özelliklerden biri birey olma tutkusu. İslam insana bu özgürlüğü aslında kazandırmaya çalışıyor. Aslında biz hani sen aslında kendinden sorumlu bir yerde. Evet yani e, biz aslında hep özgürlüğümüzü kısıtlayan gibi görüyoruz ama aslında diyor ki hayır özgürsün. Ve sen özgür olarak yaptığın tercihlerden sorumlusun. Hı hı. Sadece sana bu yetkiyi veriyor. Bakın bugün gençlerin en büyük problemi yetkisizlik yani sorumluluk alamamak. Hı hı. Ama İslam ya da yetki vermede zorlanıyor. Yetki vermede biz zorlanıyoruz. Onlar alamıyor. bir O evet. dengeyi oturtamıyoruz. Hı hı. Ama Allah Teala diyor ki ben seni çok kıymetli bir şekilde yarattım ve sana neyle mutlu olacağını belirttim. Anlattım, bunun için peygamber de gönderdim, kitap da gönderdim. Hı hı. Sana bu bilgilendirmeleri de yaptım çünkü insan cahildir, yani insanın eksikleri var. Ee, ben seni tamamlayacak hususları gönderdim, yönlendirmelerimi de yaptım. Bundan sonra yetki sende diyor. Hı hı. Neyi tercih edersen, sen artık öyle bir insan olarak yaşa diyor. Hı hı. Ama bunun sorumluluğunu da yine sen alacaksın diyor. Yani sonucuna da katlanacaksın ve e, sadece birey olma değil, ait olma ihtiyacını da karşılıyor aslında hmm. e, e, İslam inancı. Yani tamam biz bir yerlerde birey olmak istiyoruz ama bir yandan da sosyal insanız. Hmm. Yani ait olmak istiyoruz. Bir aile ortamını özlüyoruz. Biz arkadaş ortamını özlüyoruz. Bir millet içinde olma e, gereksinimimiz var. Hmm. İşte bütün bunlara ve birine güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacımız var. İşte tevhid bize bunu sunuyor. Diyor ki ben en güçlü olan varlık en yetkin, her şeye kudret sahibi olan bir varlığın sen kulusun. Senin arkanda ben varım diyor. Hı. Ve sen başkasına lütfen gitme yani. Başkasına uyma. Yani benim dediklerimi yap uy ama başkasına kul olma. Hı hı. Yani dedim ya o gün için belki o putlardı. Ama hani bize şu an çok anlamsız geliyor işte nasıl oluyormuş insanlar elleriyle yapıyormuş vesaire. Hani böyle hep bir eleştiririz saçma sapan gelir. Hı hı. Ama düşünün ki o, o dönemlerde, hadi o, o dönemlerde bile değil birkaç nesil öncemize gidersek düşünün ki bir kutunun karşısında şu anda televizyon ekranındayız mesela. E, i̇nsanların saatlerce orada Oturum. hiç du, e, durmadan yani değiş, hal değişimi yaşamadan saatlerce durduğunu ya da bir küçük Ekranın karşısında, telefonun, tabletin karşısında e, belki temel gereksinimlerini bile unutuyor insanlar. Tuvalete gitmiyor, uyumuyor, yemek yemeyi unutuyor, saatin kaç olduğunu unutuyor, Eyvah. işine geç kalıyor, randevusuna geç kalıyor. Yeah. E, ne yapıyor? Ona bağımlı oluyor. İşte tamam bugün put yok ama belki bizim de bu şekilde bağımlılıklarımız var. Bizi... <laughs> E, daraltan, bizi Uluşturan, hapseden, özgürlüğümüzü aslında kısıtlayan, bilinçli bir şekilde özgürlüğümüzü kendimiz kısıtlıyoruz aslında. Kimliklerimizin ne olduğunu unutturan. Evet, e, Hı -hı. yani e, burada İslam'ın insana verdiği değer, e, sen sadece en yüce olan bir, bir kul olacaksan, birinin dediğini yapacaksan en yüce olan varlığa sen sadece Peki, bunu göster. Hocam, çok çarpıcı bir benzetme yaptığınız zaman, çünkü hep hep, hep hepimizde birazcık böyle, Kimimize çok belki ikimize az ucu dokunuyor ama hakikaten. Evet. Ee, bu manada aslında saadete düşündüğümüzde Peygamber Efendimiz'in size sözleriniz arasında geçirdiniz. Dediniz ki allah Teala hani bizde bir e, kimlik bilinci oluşturmak istiyor. Bizi hani e, Müslüman bireyler yapma adına ya da özgür bireyler yapma adına. Ama bu isteği sadece söyleyip de öyle bırakmıyor. Peygamberler gönderiyor, kitap gönderiyor, vahiy indiriyor dediniz. Bu manada peki Peygamber Efendimiz'in e, o peygamberliği aldığı peygamberlikle şereflendiği toplumu hani puta tapıyorlardı dedik. Bugün çok garipsiyoruz ama size dediniz ki aslında biz de bugün tam olarak aynı şey olmasa da benzer şeyler yapıyoruz. Bazı şeyler karşısında, bazı maddeler belki de karşısında uyuşuyoruz. kendimizi unutabiliyoruz, yapacağımız şeyleri unutabiliyoruz. Hayatımızın disiplininden kopabiliyoruz ki Müslüman kimliğinin belki de en çok gerektirdiği şeylerden biri o disiplin. O toplumda Peygamber Efendimiz ne yaptı? Bizim bugün yeniden o işte uyuşmuşluklarımızdan kurtulmak için o günü nasıl okumamız gerekiyor? Evet, e, bu önemli bizim için çünkü e, kimlik oluştururken de bir örneğe ihtiyacımız var, Hı. rol model diyoruz ya her zaman. E, Peygamber Efendimiz o toplumdaki yerleşik artık, yerleşik olan bir e, kültürden başka bir kimlik oluşturma çabası. Bu gerçekten önemli ve gerçekten peygamberimizin en büyük mucizelerinden birisi. Yani öyle esfeli safilin dediğimiz hani e, artık insanların en aşağılık e, hasletleri e, kendilerine reva gördüğü bir ortamdan insanların en üst mertebeye çıktığı ve bütün insanlığa Yüzyıllar boyu örnek olduğu bir seviyeye geldiği şeyi görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu işte Müslüman kimliğiyle oluyor. Dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Müslümanı tanımlayan birçok ayet var. Hı -hı. İşte Müslümanlar o kimselerdir ki müminler, o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Yani kendilerine gelirler, birden huzur duyarlar ve onun ayetleri anıldığı zaman bu onların imanını artırır. Bu ne demek? Yani Müslüman gücünü Allah'tan alır. Ya yani onun kelimelerini duyduğu zaman nasıl bir ortama, yabancı bir ortama bir çocuk bırakıldığında, annesini gördüğünde hemen bir mutlu olur, kendine gelir. Sesini duyduğunda bile kendine bir özgüven gelir. aynı şekilde işte İslam'da da müminin böyle olmasını istiyor Allah Teala. Allah anıldığında kalpleri ürperir ve onun ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır ve onlar yalnızca Allah'a güvenip dayanır. Yani biz hani arkasında kim var acaba dediğimiz şeyler var ya hani hı hı. insan tanımlamalarında kullanırız maalesef. Hı hı. İşte diyor ki arkanızda Allah var. Müslüman bu kimlik bilincinde olmalı. Müslümanın arkasında Allah olmalı. Ve bu özgüvenle yaşamalı. Ya müslüman öyle e, işte çekinik kendini gösteremeyen bir köşede bana dokunmasınlar da yaşayayım dememeli diyor Allah Teala. Ya yani sen en güzel şekilde yaratıldın. Senin arkanda ben varım. Her şeye gücün yeten bir Allah. Ve sen e, kendi yaşadığın tarzı hayat tarzını inşa edebilecek potansiyelde yaratıldın. Hı hı. Yani ben sana bu özellikleri yerleştirdim diyor Allah Teala ve sen insandan insanı kamil olmasını bekliyor. Ne demek insanı kamil? Dedi ki Allah Teala hiçbir zaman bize e, çekemeyeceğimiz bir şey yüklemiyor ya da yapamayacağımız mesela e, hani Hristiyanlarda ruhbanlık var. Evet. E, bize demiyor ki hani böyle yaşayın. Hayır. Bütün özelliklerinizi kullanabileceğiniz şeyleri sosyal olun ama nasıl olun? Bakın, şunları yaparsanız bu sizin doğanıza uygun olan ve böyle mutlu olursunuz ve böyle başarılı olursunuz. Bu yönlendirmeleri yapıyor. Başka Müslümanların özelliklerinde ne var? Mesela namaz kılmak. Namaz namaz kılmayı emrediyor. Ne diyor? Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Başka ne diyor Müslüman kimliğini yansıtan e, ayetlerde? Müminun suresinin ilk ön ayetinde biliyorsunuz kurtuluşu veren müminlerin özelliklerini sayar Allahü Teala kurtuluşa eren ne demek? Yani aslında gerçek mümin. Yani mümin olarak yaşayabilen kişiler aslında bunları yapmalı demek. Hı hı. Yani orada ne diyor? işte zekat vermektir. iffetini korumaktır. Namuslu yaşamak. Nezih bir hayat yaşamak. Yani Müslüman kimliği böyle bir kimlik öngörüyor. Ayetlerde bunlar vurgulanıyor özellikle. Peygamber Efendimizin en önemli tanımını biliyorsunuz. Hani hepimizin en azından bildiği bir tanım. Elinden ve dilinden güvenilir olan insandır mümin diyor. Müslüman kimliği budur diyor. Yani Müslüman güvenilen insandır. Güvenilmez bir insan değildir. Biliyorsunuz hani e, eskiden çok kültürlü ortamlarda yaşamaya e, biz e, yüzyıllardır devam ettiriyoruz ve e, yabancı insanlar bile çocuklarını Müslümanlara emanet edermiş. Güvenilir oldukları için. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in kişiliğine baktığımızda müşrik kaldıkları halde emanetlerini yine Peygamberimize emanet ediyorlar. Neden? Çünkü Adı bile var, Muhammedül Emin. Yani o toplumda bir yeri var, bir emia emanet bilinci var. Bugün bakın bizim en büyük sorunlarımızdan biri ne? Güven sorunu. Hı hı. Çünkü biz bir yere gidiyoruz, buradan alışveriş yapsam güvenli mi? İşte bir siteye giriyoruz, buradan öğrendim güvenli mi? Ya hep kafamızda bir güven soru, güven soru işareti. Peygamber Efendimizin özellikle bugün için bu vurgusu ne kadar önemli? Hı hı. Bir Müslüman elinden ve dilinden, yani söylediğinden Emin olabilirsin, güvenebilirsin. Dilinden yani arkandan konuşmayacağından, söylesene. Senin arkandan iş çevirmeyeceğinden emin olduğun insandır Müslüman. İşte Müslüman kimliği dediğimizde peygamber efendimizin tanımları daha çok şey ahlaka yönelik, kişiliğe yönelik aslında. Ama bunlar bir e, yekün oluşturduğunda bu Müslüman kimliğinin dışarıdan görülen somut, tanınabilir halini yansıtıyor. Hı hı. Başka nasıl ya, e, tanımlıyor mesela? Mümin diyor, bal arısına benzer. Nasıl yani? Bal arısı gibi temiz yerlere konar. Güzel yerlere konar. Temiz şeyler alır, onlarla beslenir ve temiz şeyler üretir. Hı hı sadece alıp beslenmiyor bakın ve üretiyor. Yeride Müslüman de çıktı da temiz. Evet. E, bir kere hayatında temiz şeyler olacak Müslümanın. Baktığı yerde temiz şeyler görecek. Temiz içeriklerle muhatap olacak. Aslında bunlar ayrıntılara girdiğimizde bu demek. Yani hani sadece aha ne güzel benzetme yap yapmış Peygamber Efendimiz değil. Bunlar bize ne anlatıyor? Bunlar bugün için işte bize bunu anlatıyor. Ya da temiz olacağım, elimi yüzümü yıkayacağım, kıyafetimi temiz tutacağım ya da oturduğum yer sadece bundan da ibaret değil. Evet ama yani bunu yani da o kapsıyor. Kapsülü, Maddi ve manevi. Ama çok daha geniş anladıkları geniş. da günümüze uygun da belki e, yorumlamamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani ben bir içerikle muhatap olurken onun da temiz olması gerekiyor. Tabii. Örneğin sosyal medya akışlarımızı yani kaydırırken. Yani insanın, insanın beslendiği her şey gıda, helal gıda hı. ve helal e, içi, içerik konusunda. E, ya da okuduğumuz şeyler, hı hı. E, bizi besleyen ne varsa, fikir dünyamızı olabilir, gönül dünyamızı olabilir, e, midemizi olabilir. Yani bizi besleyen her şeyin temiz olması hı hı. aslında bu. Ve bunlar bizde kalmamalı diyor aslında hı. Müslüman kimliği olarak. Bunları biz üretime dönüştürmeliyiz. Ve bizden çıkan her şey, sözlerimiz, fiillerimiz, tavrımız, bulunduğumuz yer, ya yani Müslüman bulunduğu yeri güzelleştiren bir insan olmalı. Hı hı. Hani bu aslında çevre bilincine de geliyor. Hani Müslüman'ın oturup kalktığı yerde o çöplerin görünmemesi lazım. Yani onun oturup kalktığı yerde o dağınıklığın, o nahoş manzaraların olmaması lazım demek aslında bu. Hı hı. Müslüman balarısına benzer derken. Yine Müslüman'ın birçok tanımı var. Peygamber Efendimiz öncelikle Müslüman nedir bunu anlatıyor. Hı hı. Daha sonra da Müslüman ne değildir? Çünkü hani zıttıyla biliriz ya her şeyi bunları da açıklıyor. İşte... Ee, münafıklığın alameti üç tür diyor mesela Nedir? Do söylediğinde yalan söyler Söz verdiğinde durmaz Emanet verdiğinde hıyanet eder yani Bunları yaptığınızda bakın farklı bir kimliğe doğru kayıyorsunuz Bunu söylüyor peygamber Bu ayırdım ayırımı yapmamıza da e, sağlıyor Sadece budur bunu yapın demiyor Ve bazı sözlerinde de şunu söylüyor Bunu yapan bizden değildir Mesela ne? Aldatan bizden değildir e bizim en önemli özelliğimiz güvenilirlik. Güvenilir olmaksa aldatan kimse kusura bakmayın bizden değildir. Hı hı. E, İslam dairesine bir kendine çeki düzen versin. Bak başka yöre do doğru gidiyorsun demektir. Kimliğini kaybediyorsun demektir aslında. E, bu şekilde uyarıları da var ve e, son bir şey daha yapıyor Peygamber Efendimiz. O kimliği artık e, hani bazı şeyler tamam yerleşti ama bir de onu korumak var, değil mi? Hı hı korumak için de yapıyor. Diyor ki kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Benzemeye çalışırsa. Çünkü çalışmakta bakın be, e, hataen benzersiniz, aynı toplumda yaşıyorsunuz, kullanırsınız, e, bazı malzemeleri bilemezsiniz, fark etmezsiniz bu değil. Benzemeye çalışırsa. Ya yani buna da tabii biz dik hassasiyetimiz gelişecek, dikkat edeceğiz ama Hı. benzemeye çalışmak demek benimsemek demek. Eğer sen onların yaşantısını benimsiyor ve onlar gibi olmayı arzu ediyorsan sen artık onlardan gibisin. Yani artık onlardan olmaya yönünü çevirmişsin demektir. İşte bu konuda da Peygamber Efendimiz bilinç kazandırmaya çalışıyor hem inanç konusunda hem ibadet konusunda. Nasıl? İşte diyor ki mesela Yahudiler için özel olan cumartesi gününde, Hristiyanlar için özel olan pazar gününde oruç tutmayın diyor. Biz onların özel kıldığına biz de özel bir anlam yüklemeyelim diyor. Sonra nedir? Hayır, i̇şte onların sembolü olan nedir? Haç. Haç takmak. Bir, bunu hani bazen hoş gelir gözüne fark etmezsiniz. Aa ne güzel dersiniz ama bu bir sembolse eğer e, bunu takmayın diyor. Çünkü bu Hı -hı. sizin kimliğinizi yansıtacak. Taktığınız, giydiğiniz şeyler sizin kimliğinizi yansıtan şeyler. E, ve bu bilinci de sahip olun diyor aslında Peygamber Efendimiz. Yine aynı şekilde mesela ne diyor? Cahiliye adetlerinden e, işte yas tutup yakasını bağrını açıp hı hı. E, uzun süre hiç Alıp. çevreyle ilişkisini kesip yas tutmak ya bir cahiliye adeti. Hı hı. Bunu bırakın diyor. Ama bakın dikkat edin bunu bir cahiliye adeti olarak tanımlıyor. Yani bu bir kültüre özgü bir şey olarak o kültürü reddetme olarak değil. Yani bu bir artık inanç e, göstergesi olduğu için bunu reddediyor Peygamber hı. Efendimiz. Yine onların giyindiği tarzda yani baktığında işte bu bir Yahudi, işte bu bir Hristiyan dediğimiz kıyafetleri tercih etmemelerini söylüyor. E, ama onun dışında Müslüman kimliğini geliştirecek şeyleri öğütlüyor mesela. Hı hı. Ama, ama diyelim ki diğer kültürlerde güzel özellikler var ve İslam'ın da kabul ettiği de şeyler, değerler var. Bunları da ee, onları da bırakın siz Müslüman olun diye e, farklı bir şeye çevirmeye çalışmıyor. Yani aslında İslam'ın peygamber özellikle Peygamber Efendimiz'in yapmaya çalıştığı şey anlamsız bir muhalefet değil. Hı hı. Yani siz farklı olun. Hani biz farklı olmalıyız ama onlar gibi olmayalım. Hiçbir şekilde benzemeyeceğim. E ya yani bu bir kibir gibi değil. Hı hı. Ya da bir e, anlamsız bir e, terslik değil. Hı hı. E, farklılaşma değil. Bu Bizim dini kimliğimize zarar verdiği için, tevhid inancımıza zarar verdiği için, bizi bozduğu için bunları kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'deki uyarıları da görürsünüz. Mesela işte Hristiyanların şöyle yaptığı gibi yapmayın. İşte Peygamber Efendimiz'in uyarılarında işte var. Mesela peygamberlerin mescitlerini kutsamayın. Hani onlar gibi peygamberlerinizi aşırı övmeyin. Çünkü bu bir yere bir yerden sonra neye gidecek? Tahrife gidecek. Yani bu da başka bir e, onlar biliyorsunuz hani bir çok kutsuyorlar. Bu sefer ilahlaştırıyorlar. Hı -hı. E, bir de Yahudiler mesela çok, çok insan, evet. insanın normal seviyesinden de daha düşük bir şeye geliyor ve öldürüyorlar. Hı -hı. Yani bu iki e, sapkınlıktan yasak vazgeçmemizi aslında söylüyor. Hı hı. İşte burada dikkatimizi çekmesi gereken husus bu. Ya yani anlamsız bir muhalefet değil. Mesela cahiliye döneminde de cömertlik, ikram, misafir ağırlamak gibi bazı işte cesaret. Bunlar hep sevilen, beğenilen şeyler. Peygamber hı. Efendimiz bu tür şeyleri ya da örf adetleri, günlük alışkanlıkların hepsini yasaklamıyor. Ama zarar veren noktada yasaklıyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. Evet. Bunu sanıyorum ki dönemimize de yaşadığımız döneme de iyi uyarlayabilmemiz de lazım. Evet. Çünkü e, hep şunu söylüyoruz, hani geçmişe kıyasla artık işte o çok bilinen tabir daha küresel köylerde yaşıyoruz. Evet. Özellikle dijital çağla, dijital medya ile birlikte o e, kültürler arası farklılıkların ya da o farklı şeylerin ne kadar bir arada önümüze serildiğini gördük. Yani gençler evet. için artık dünyanın öbür ucundaki bir e, dini sembol olabilir, dizi olabilir, işte e, nasıl. Nasıl konuştukları, nasıl yemek yedikleri her an mesela her e, kültür neredeyse ya da birçok kültür gözlerinin önünde akıyor. Çok fazla kıyasa girilebiliyor ya da işte onlarınki güzel gelebiliyor ya da güzel olarak önlerine sürekli sunuluyor. E, bu manada biz aslında verdiğiniz örneklerden Efendimiz'in döneminde de mesela Yahudi, Hristiyan ya da müşrikler ne kadar iç içe oldukları bir ortam yine aslında belki de e, bize kıyasla ...bir manada benzer de diyebiliriz. Yani ee, evet İslam hiçbir zaman kapalı bir toplum olarak devam etmemiştir. Hı. Devam etse zaten bu kadar e, bin yıllarca yaşayabilmesinin... E, ...her coğrafyada kendine yer bulabilmesinin sebebi bu esneklik aslında. Hı. Hani esneklik derken inanç konusundaki esneklik değil... Ama dediğim gibi İslam insanın doğasına uygun olduğu için kendi kültürlerini, kendi kimliklerini, yaşamalarına da müsaade ediyor İslam. Hı hı. Yani bu çeşitliliği biz sizi çeşitli kabilelere böldük, biz sizi böyle yarattık diyor Allah Teala. Bizi yaratan o ve bu şekilde bu farklılık, bu çeşitliliği o yaratmış, korumamızı da istiyor. Hı hı. Ama ne diyor? Kay tanışın, kaynaşın ve Allah'ın kardeş olan kulları olun. Ya yani bu farklılıklarınızla beraber kardeş olun. Bunu istiyor allah Teala bizden. Yani tek tip olun, e, hani sadece şunu yapın bunu yapın demiyor. Dediğim gibi yasaklar bizim için çok değil. Hı hı. Biz bu e, helal daireyi de kendimiz nasıl var edebiliriz bunun peşinde olmalıyız. Hani bugüne gelecek olursak ne kadar e, süremiz ee, var? Bir 5-6 dakikamız daha var buyurun. Tamam. Yani biraz bugünle de hani e, e, irtibat kurmak istiyorum. Lütfen. Çünkü bugün aslında biz hep gençlerimiz diyoruz işte gençlerimiz kimlik bunalımında, kimlik Hı -hı. krizinde vesaire ama aslında bu hepimizin problemi. Çünkü gençler önlerinde güzel rol modeller de bulamıyorlar. Hı -hı. Tamam gençler e, kimlik konusuna daha çok ağırlık veriyor Hı -hı. ve büyük çalkantıları daha çok yaşıyor. Neden? Çünkü biz bir tecrübe atlatmışız. Evet. Yani bir e, seviyeye gelmişiz. Oturmuş bazı şeylerimiz var Hı -hı. ama onlar her şeyi belirli bir dönemde oturtma gayretindeler. Hı hı. Ve hepsi bir araya geliyor. O yüzden daha çok sorguluyorlar. Daha çok. Biz bazı şeyleri kabulleniyoruz. Bazı şeyleri daha önce sorgulamışız artık sorgulamıyoruz. Hı hı. Bir de hayatın rutini var. Yani bir yaşam tarzımız var. Artık ona ayak uydurmaktan o düşüncelere fırsat bulamıyoruz. Hı, doğru. Ama aslında bu hepimizin problemi. Yani şu anda dünyada biz e, e, hani Müslümanın bir özelliği de nedir? Ayırt edici özelliği biliyor musunuz? Müslüman bir delikten iki kere sokulmaz diye bir hadis var. <laughs> yani aynı hatayı Müslüman bir kere yapıyorsa bir daha yapmaz. Geçmişten aldığımız tecrübeler bizim için çok önemli. Ee, yani biz bütün yanlışları deneyerek öğrenecek kadar vaktimiz yok, ömrümüz yok. O yüzden geçmişin tecrübeleri bizim için çok önemli. Tarih bilinci, e, kimliğimizi oluşturmada tarih bilinci, <laughs> millet bilinci... Ee, kültür bilinci ve bugünü doğru okumak bizim için çok önemli. Aidiyetlerimizi düşüneceğiz. Yani dinimizi doğru öğreneceğiz. <laughs> Biz bazen çocuklarımıza şu yanlışı yapıyoruz maalesef. Ee, kendi bir yaşantımız var ve din alışkanlıklarımız var. Kültürümüz, kültürün de dışında. Gündelik alışkanlıklar. Yani e, diyelim ki su içme tarzımız, yemek yeme tarzımız, giyinme tarzımız. <laughs> yani ona bile diyoruz ki ya o hiç olmadı sana onu giyme yani ben geçen hani yeni e, karşılaştığım bir durum olduğu için aklıma geldi yani çocuğum bana diyor ki illaki ben Sade'yi severim o da desenli böyle şeylere gözü gidiyor Aha. bu çok güzel anne diyor ben diyorum ki ısrarla şu daha güzel değil mi sonra fark ettim dedim ya. O Niye seni, bunu ben empoze yani. ediyorum? Yani biz çocuklarımıza kendileri olma fırsatını vermiyoruz. Hı hı. Kendileri olma fırsatını vermeyip her şeye de kural bu olmasın şu olmasın dediğimiz için dini konularda dediğimiz şeyler de onlara itici gelmeye başlıyor. Hı hı. Yani biz aslında o katılık aslında, din içinde geçerli sanıyorlar değil mi? Dini, aslında o katılık belki de bizim yumuşatamadığımız evet, katılık. E, belki mı? bizim e, dini sandığımız şey aslında bir gelenek yani, olmuş artık. Öyle evet. alışla geldiği için hı hı. biz kendi dini olanla olmayan ayrımımızı da ne, kendi kafamızda netleştirmemiz lazım hı hı. ve her şeye kural koyucu alışkanlığımızdan da vazgeçmemiz lazım. Evet. Biz böyle olduğumuz sürece vazgeçilmez olan şeyleri söylediğimizde çocuklarımız onların vazgeçilmez olduğunu anlayamıyor. Çünkü biz her şeyi vazgeçilmezmiş gibi sunuyoruz. İşte o ayrımı yapabilmeleri için de dini konulardaki heveslerini de kırıyoruz bazen. Yani çocuk mesela abdest alacak, gelecek ama şimdi her yer ıslanacak. E i̇şte geç kalıyoruz. Hani biz o anda onun o hevesini kırdığımızda aslında ileride yaşayacağı şeylere biz ket vurmuş oluyoruz. Gençlikte neden böyle diyoruz? O genç oraya dışarıdan bir varlık olarak gelmedi. O seninle büyüdü. Yani biz çocukluktan itibaren öncelikle kendimiz rol model olacağız ve ona yavaş yavaş bak biz böyle yapıyoruz. M Müslüman böyle olur bak Müslüman şöyle olmaz. Biz bunu yaşayarak anlattığımız o doğal bir süreç olarak zaten gelişecektir. Ve İslam insanın özüne uygun olduğu için hani baştan beri söylediğimiz zaten genç sorguladığında bunu kendi bulabilecektir. Evet. Yani biz aslında yeter kadar ki köstek gerekiyor. olmayalım aslında. <laughs> Bir de şöyle son cümleleri rica edeceğim. Son diyeceğim. cümleleri evet söyleyeyim. E, dediğim gibi e, bilgi kaynaklarımız şey olmalı, güvenilir olmalı. <laughs> yani biz bir şeyi anlatırken, öğrenirken kendimizi bir kere böyle kodlamalıyız. Her şeyi her yerden öğrenilmez. Yani bir arkadaşınıza iyi gelen ilaç nasıl? bir başkasına hemen gözü kapalı verilemiyorsa onun bir dengesi vücut dengesi varsa hı hı. bir fetva da aynı şekildedir. Dini bilgi bilgiyi nereden aldığımız, nereden beslendiğimiz çok önemli. Hı hı. Biz böyle kendimiz olduğumuz sürece gençlerimizi de bu şekilde e, yönlendirebiliriz ve onların önünü açmalıyız. Hı hı. Gençlerimizin şu anda maruz kaldığı, bizim de maruz kaldığımız hakim kültürlerin, baskın kültürlerin ürettiği teknolojilere mahkum olmak ben belki kendi yapımda olmadığı için o teknolojiyi üretemeyebilirim. Ama biz gençlerimize, çocuklarımıza bu bilinci verebiliriz. <laughs> Bak sen böyle bir kimliktesin, böyle bir yaşantıdasın ve senin ürettiğin şeyi de sana göre bir şeyler üret. Bunları biz üretmedikçe, biz başarmadıkça, biz kendi sesimizi, kendi yaşam tarzımızı somutlaştırmadıkça Başkalarının ürettikleri şeylere mahkumuz. Bir evet. emoji bile bulamıyoruz kendimize uygun. Kesinlikle çok haklısınız. Peki. Teşekkür ediyorum Hira hocam. Bizimle birlikte oldunuz. Gençler adına konuşmakta, sadece gençler değil aslında sözleriniz arasında da söylediğiniz hepimiz için geçerli tüm bunlar kimlik bilinci önemli bir konuydu. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiğiniz için seyircilerimizi de selamlıyorum. Huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Çok sağ olun. Diyelim ve dönelim. Efendim bugünü de böylelikle tamamlamış olduk. Bir yayın daha bizim için nihayete erdi. İnşallah sizler için de bizler için de faydalı bir yayın olmuştur. Müzik